Elon Musk da durmadı tabii bu olaya. Daha önce gitmişti, o boş beşikte resimleri de vardı, davet etmişlerdi. Resimler verdi, görseller verdi ama durmadı. Bir de tweet attı. Birbirinize füze atacağınızı, o füzeleri uzaya atalım dedi. O tweet'i de ekrana alalım. Haluk Hocam, Ya ne ne güzel demek istiyor gözlerimi Elon Musk? yaşarttın. Ben Yani burada o bir kendine göre bir ticari rant ben mı ben o almaya tweet'in altına çalışıyor? yazdım. Başka Evet. Ya Murat, ben o tweet'in altına yazdım zaten. Bir gelmiş oradan Tamam, bize de bizimkiler. söyle ne Ha, yazdığını. ne yazdım? Git Biden'a söyle, bize söyleme dedim. E geri zekalı, Nasıl senin yazdın hocam bunu? o Altına tweet. füzeleri İngilizce yazdım yani. O füzeleri dedim. O füzeleri sen öküz gibi orada bize göstereceğine, o füzeleri senin başkanın atıyor. Murat bak, bazı şeyler böyle. Hani bu adam aslında bütün dünyayı alay ediyor şu an attığı bu tweetle. Ya resmen Evet. senle de alay ediyor. Senle de alay ediyor. Benle de alay ediyor. Ya bütün insanları aşağılıyor. Yani sanki bilmiyor mu? Daha 2 yıl önce unutmayalım, o bir Güney Amerika ülkesi vardı. Orada hani biliyorsun bu lityum çıkartılan bir ülkeydi. Tamam mı? O ülkeden bir adam yazdı. Bizim ülkemizde darbe yaptırdınız lityum için dediğinde verdiği cevap şu: çıkarımız neredeyse o ülkede darbe yaptırırız. Bu kadar Evet. basit. Bu kadar terbiyesiz bir adam tutmuş bugün insanlık adına değil, aslında insanlıkta alay edercesine bir tweet atmış. Bir de Ben bugün istediğimiz gördüm. ülkeye darbe Çok şey. yaparız Ya beyanı da ya vardı, şimdi biliyorsun. bu tweet tamamen kendi reklamını yapma tweet. Yani Sen de öyle mi düşünüyorsun? ben de öyle Ha. düşünüyorum. Bakın burada şimdi Yani herkes uzay nereye odaklandı? çalışmalarına Herkes Orta çekiyor. Doğu'ya odaklandı. Tabii. Burada bir şey söyleyemiyor. Bakın İran aleyhine de bir şey söyleyemiyor. İsrail aleyhine zaten hiçbir şey söyleyemez. Dikkat edin. O işte 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail'e resmen Gitti, davet çocuk edilmedi. mezardan Davet başında edilmedi. durdu Emirle beşiğini. getirildi. Emirle Onu geldi. söyleyeyim. Boş beşikte Emirle resimler getirildi. Ben vardı. o zaman bir şey söylemiştim ve tweet atmıştım. Dedim ki asıl bundan sonra takip edin Elon Musk'ı. Eğer bundan sonra da İsrail ile ilgili bir şey söylerse diyeceğim tamam kardeşim bu adam bağımsız. Bu adam küreselcilerle ilgisi yok. Biz ne dedik? Elon Musk küreselcilerin iyi polisidir. Bakın sadece bu tweet'i atmadı. Çok önemli bir tweet daha attı. O da görülmedi pek. Dedi ki bundan sonra X'te yani eski adıyla Twitter'da aşırı hesapların görünürlüğünü Hangi azaltacağız. aşırı Uç hesaplar? hesaplayacağız. Aşırı Uç. hesap Heh, ne? işte sus. Aşırı uç. Kime göre Yani aşırı muamma uç? kelimeler. Kime göre aşırı, kime göre Niye? aşısız. Yok, Filistin'i Aşırısız. çok savunursan aşırısın, tamam mı? İsrail'i savunursan demokrat olacaksın, hani o şahsın dediği Evet. gibi. İran Yani lehine bir şey yazarsan. işte örnek Murat. Benim Twitter hesabım siz de bilirsiniz güçlüdür. 300 bin ya 6 aydan beri bir etkileşim almıyor, değil hesap mi? bak bir hesap Etkileşimin yani gidiyor. 97 bin 600'de durur mu ya? 6 ay Ne o 97.600? yükseltmiyor takipçi sayısı. Etkileşimi kesiyor. Yükseltmiyor. Instagram'ı mı diyorsun? Hayır, şeyi Twitter hesabı mı diyorum? Twitter zaten senin 97 nasıl 300 300 hayır 297 bin Ha, 600 tamam işte 300. onu yukarı 6 aydan beri çıkarmıyor. Ve görünürlüğü çok düştü. Benim mesela bunu açık net şekilde niye? Filistin'le ilgili şeyleri paylaşıyorum. Müdahale var. Müdahale var. Ya bu net. Şimdi sen çıkıyorsun. Ben işte efendim özgürlükleri savunuyorum. İyi de İsrail'e gidip geldikten sonra ne oldu kardeşim ne oldu? Kaç kişinin hesabını askıya aldın? Bakın dikkat edin. Filistin'i savunan hesapların görünürlüğü bitti. Yani ana sayfa akışında gösterilmiyor artık. Yani bırakın böyle özgürlüktü falan filan. O yüzden bunun özgürlükle falan filan alakası yok. Dijital Sadece faşizm dedik. Hep hala devam. küreselcilerin Covid iyi sürecinde yüzünü, de bu iyi vardı. polisini oynuyor kardeşim. Bunun elindeki paralar bunların değil. Defalarca anlattık. Evet. Bunlar çantacı. Yani o aklın, o küresel aklın, şeytani aklın adına ne derseniz deyin. O aklın taşeronluğunu Bu ilk yapan defa olmadı. Bu Covid finansör. sürecinde de yaşandı. Aa, evet aynı Hepimizin şey YouTube yap. kanalları ihtarlardı ki benimki kapandı bir yıl. Yani sen de bir sürü ihtar aldın. Haluk Ya Hocam bak da aldı. değerli Covid kardeşim. sürecinde de bunu yaptılar. Hani kanalı falan bırak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Larry Fink denen bir adam var. Black Rock firmasının sahibi. Dünyanın en büyük parasını o idare ediyor. Hiç duydunuz mu adını? Duymazsınız. Larry Fink, Black Rock adlı 20 trilyon dolarlık bir şirketin sahibi. Ve kral, hani derler ya, gerçek anlamda paranın sahibi. Şeyleri, Rothschild ailesinin ortaklarından biri. Yani görünmeyen ortaklarından biri. Bu ne dedi biliyor musun? Bir dünyada hani dedi çok büyük bir yetenektir, bir iş kurulu yükselir. Belli miktara kadar bizi ilgilendirmez ama dünyaya el atmaya başlayacak kadar büyüdüğü zaman biz karar veririz. Bu kadar basit. Seni hiçbir zaman onlar istemezse büyütmez. Yok, Elon Musk kendi kendine yapmış, Bill Gates kendi kendine yapmış. Yani ya da işte
şey Facebook'un sahibi. Arkalar gibi. Hocam sana sürprizimiz var hocam. Senin Elon Musk'ın tweetine attığın cevabı arkadaşlar buldu, aşağıda verdiler. Abi nasıl buldunuz? Tebrik onu ediyorum. Onu bir tam ekran bir versene onu. Yönetmenim. Gözlerim görmüyor ki benim, ne arkadaşlar. Ne yazıyor orada, okuyalım. Benim gözlerim görmüyor. Dur, başka Biden'a söyle dedim dur. Ya. Al KJ ne diyor? Tell that to Biden. Devamı yok mu onun? Yok, devamı yok. Bu kadar yeter. He, sen o Biden'a söyle diyorsun. Ya that is Biden dedim işte şeyden. Git ona söyle dedim ya. Ama sen burada başka bir şeyler daha söyledin. Biden'a söyle. Kısa yazmışsın orada. Burada yok, şöyle böyle yazdım burada. Yok dediğim burada. Başkan yani, Biden'a yani söyle. Başkanın Biden'a söyle bunu dedim. Bize söyleyeceğine. Cevap geldi mi Elon Musk'a? Ha geldi. Çok anlamlı buldum dedi. Ya bin tane küfür yemiş. Anlamlı buldum. Tamam mı? Bak küfür yiyen var. Onu gökyüzüne çıkartan var. Mesele bu değil. Murat'ın dediği doğru. Bunlar çantacı. Tamam mı? Aynen biz öyle. Çantacılarla uğraşıyoruz. Yani bize gösterdikleri aslında burada kuklaları bizim önümüze sürüyorlar. Biz bunları hani gerçek dünyanın yöneticisi sanıyoruz. Ya bugün Elon Musk dediğin adam füzeleri birbirimize atmayın diyor değil mi? Ya en büyük parayı Pentagon'dan alıyor. Pentagon buna para vermezse sürünür. Sürünür. O füzelere, gökyüzüne giden şeyleri NASA ve Pentagon ödüyor bu paraları. Yani sonra bu adam ondan demokrasi, sonra havarisi kesiliyor. Sen tweet attın, şimdi senin Twitter'ını engelleyecek. Yani ikisini engelleyecek. Belki erişim yasağı getirecek. Kapatacak. Yok, o alışıktır onlar. Onlar bilmiyorum, bir şey olmaz. Bak bizim yani gibilere YouTube'da bu da niye müsaade ediyor onu da söyleyelim. İkide bir soruyor birileri de. Ben de onu söyleyeyim. Şimdi bakın şöyle diyorlar. Görüyor musunuz? Bizi eleştiriyorlar ama biz o kadar demokratik yapıya sahibiz ki müsaade ediyoruz onlara. Kendi platformumuzda bu insanlara müsaade ediyoruz diyorlar. Bunu ama diyorum. Onların el verdiği ölçüde bize müsaade ediyorlar.